Ben Avukat Ayhan Öğmen. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. B2 vizesinden sonra dil okuluna yazılıp statü değişikliğinde okulun bir önemi var mı diye bu takipçimiz soruyor. Yani şunu soruyor. Ben Amerika'ya geldim. TÜS statüsüyle bulunuyorum. Ve bu statümdeki gerekli seyahatlerimi tamamladıktan sonra bir süre sonra kalmaya karar verdim. Ve eğitimimi de burada yapmaya karar verdim. Ve bu noktadaki eğitimi yapmak için de bir dil okuluna başvuracağım. Bu noktada fark ediyor mu dilde okulun farkı ya da durumu fark eder mi diye soruyor. Cevabım şu yönde olabilir. Hani size I-20 formunu verebilecek, authorization'ını verebilecek yetkili bir okul olduktan sonra çok bir önemi yok. Yani dolayısıyla bunun da örnek veriyorum. Belki kolej olması ya da 2 yıllık bir okul olması üniversite bazında diyelim. Ya da dil okulu olması. Bu dil okullarından işte büyüdür, küçüğüdür hiç fark etmiyor. Önemli olan size I-20'yi verecek, orada F1 statünüze devam edebileceğiniz ve o eğitiminizi alabileceğiniz bir okul olması yeterlidir. Yoksa herhangi başka bir şart aranmıyordur diye, bu okulun türü fark etmiyor diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Eğer okul herhangi bir sorunla karşı karşıyaysa zaten size bu I-20'yi veremeyecek durumdadır. Bu noktada bir pürüz yaşanırsa da size tabii ki yeni başka bir okuldan I-20 almanızı tavsiye ediyoruz.